Özge Trafik'te YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Honda'nın B sınıfındaki ikonik modeli Jazz Crossstar ile birlikteyim. Artık ülkemize tekrardan satışa sunuldu. Onunla ilgili anlatacağım size çok fazla detay var. Ama öncesinde kanalıma hala abone değilseniz öncelikle lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden abone olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ve her zaman yaptığımız gibi şöyle hızlıca bir dış tasarım detaylarına bakalım. Sonra hep birlikte sürüşümüze başlayalım. Şimdi aslında yeni bir model olmadığı için, birkaç yıl önce tanıtıldığı için zaten birçoğunuz muhtemelen göz aşinalığınız olacaktır. Ama ben de bir üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi Crossstar olduğu için bir de Elegance donanım paketi var arkadaşlar. Bunda çeşitli eklentiler var. Nedir bunlar? Şöyle bir bakacak olursak diğer versiyona göre farklılıkları, örneğin sis farı çerçevesi, ön tampon dizaynı, buradaki bal peteğini anımsatan ızgara gibi farklılıkları var. Şimdi kaputu gördüğünüz gibi böyle olabildiğince aşağı doğru konumlandırılmış. Bununla birlikte ön cam da aşağı doğru konumlandırılmış ve sürüşte de bahsedeceğim bu otomobilde görüş açıları gerçekten çok başarılı. Çok beğendiğimi hemen söyleyebilirim. Farlardan devam edecek olursam tabii ki de LED teknolojisinde. Burada farlarımız bizlerle birlikte arkadaşlar. Hız kesmeden bir de hızlıca yan tasarımına şöyle bir yine göz atalım. İlk olarak A sütunlarından bir bahsetmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar bir önceki nesline göre A sütunları olabildiğince inceltilmiş ve burada gördüğünüz gibi kocaman bir yan cam var. Yine sürüşte bahsedeceğim. Bu da görüş açısına çok fazla katkı sağlamış. Gerçekten kör noktaları falan çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. 16 inç büyüklüğünde burada siyah jantlarımız bizlere sunulmuş. Otomobilin çeşitli yerlerinde yer alan diğer siyah yerlerle kombine halinde gayet de otomobilin tarzına yakışmış. Bu arada aynamız kapandı. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Anahtar da demişken anahtarımızın tasarımını da böylelikle göstermiş olayım. Bu arada kapı açma kollarını falan ben çok beğendim. Gayet de kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bendeki Crossstar olduğu için diğer versiyona göre yerden birazcık daha yüksek. Onu da hemen eklemiş olayım. Yukarı baktığımız zaman üst tarafta tavan barlarımız var arkadaşlar. Keşke bir de sunroofumuz olsaydı. Vallahi çok yakışırdı bana sorarsanız. Bir de şöyle uzaktan bir baktığınız zaman sanki bir SUV gibi duruyor değil mi? Gerçekten ben tasarımını oldukça beğendim. Sportif bir tasarımı var. Şimdi bir de arka tasarımına şöyle bir göz atalım. Burada ilk olarak Honda logosuna dikkat çekmek istiyorum. Tam hibrit teknolojisindeki bir motor olduğu için hibriti vurgulamak için logonun çevresinde mavi bir çerçeve var. Hemen onu da söylemiş olalım. Yine EHEV yazısını buradan da görebiliyorsunuz. LED teknolojisindeki stoplarımız var. Bagajımızı şuradan kolaylıkla açabiliyoruz. 304 litrelik bir bagaj iç hacmi var. Hemen şuradaki alanı kaldırdığınız zaman alt tarafta da yine ufak bir saklama alanı bizler için sunulmuş. Bir de arkadaşlar koltukları ön tarafa doğru yatırdığınız zaman bu 304 litrelik bagaj iç hacmi 1205 litreye kadar çıkabiliyor. Bu arada bu otomobilin iç yaşam alanı gerçekten çok güzel. Çok böyle özel detaylar var. İsterseniz hızlıca bir test sürüşümüze başlayalım. İç yaşam alanında bizleri neler bekliyor? Hep birlikte bir bakalım. Honda Jazz Crossstar ile test sürüşüne başladık arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi ilk olarak iç yaşam alanında bu otomobil bizlere neler sunuyor ona bakacağız. Bu arada ona bakmadan önce şuna bence bakmalıyız. Arkadaşlar şu anda ortalama yakıt tüketimi 2.7. Umarım bu kameradan görüyorsunuzdur. Gerçekten inanılır bir rakam değil. Bu arada şöyle yanlış anlaşılma da olmasın. Yanlış da yönlendirmek tabii ki de istemem. Ben dün ortalamayı sıfırlamıştım. Bugün de yaklaşık böyle 40-50 kilometredir kullanıyorum sıfırladıktan sonra. Yani şu anda bana verdiği 2.7 gördüğünüz gibi tabii ki birazdan hızlanma değerlerine falan baktığımız zaman muhtemelen birazcık bu değer artacaktır ama en azından bir 50 kilometrede 2.7'leri görebildiğimizi hemen söylemek istiyorum. Şu anda 2.5 oldu. Bu da beni çok mutlu etti açıkçası. Neyse şimdi iç yaşam alanından bir devam edelim. Tabii ki de arka taraftan başlamak istiyorum. Özellikle bu otomobilin arka tarafına daha çok dikkat çekmek istiyorum çünkü bunu gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Koltuklarımıza bakacak olursak sihirli koltuk olarak adlandırılıyor. Neden böyle adlandırılıyor arkadaşlar? Alt kısmı yukarıya doğru çok kolay bir şekilde katlanabiliyor ve burada çok yüksek eşyalarınızı dahi taşıyabileceğiniz kocaman bir alan bizlere sunuyor. Ben ne yaptım? Mesela elektrikli skuterımı taşıdım. Sizler isterseniz bisikletinizi taşıyabilirsiniz ya da büyük saksılarınızı, çiçeklerinizi taşıyabilirsiniz. Gerçekten sınıfındaki rakiplerini vesaire de düşündüğümüz zaman inanılmaz güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ayrıca koltuk kumaşları da arkadaşlar suya dayanıklı kumaş. Suyu olabildiğince az emiyor ve temizliği gerçekten çok kolay olacaktır diye tahmin ediyorum.
kumaş dokusu gerçekten çok iyi. Yan taraflarda böyle deri malzemelere de yer verilmiş. Yine arka taraftan devam edecek olursam diz mesafe sorunundan bahsetmek istiyorum sizlere. 986 mm'lik bir diz mesafesi oranı var. Gerçekten bu rakam sınıfında rakipsiz diyebilirim sizler için. Dışarıdan her ne kadar bu otomobil çok büyük de görünmese de iç yaşam alanına geldiğiniz zaman inanılmaz geniş ve ferah bir otomobilde seyahat ettiğinizi hissediyorsunuz. Yani hani aileleri falan da düşündüğüm zaman arkaya 3 kişi çok rahatlıkla sığabilir. B sınıfından bahsettiğimizi düşünürsek gerçekten oldukça iyi olduğunu düşünebiliriz. Ön tarafa geldiğimiz zaman şöyle bir göz gezdirmenizi istiyorum. Oldukça sade, yani net bir tasarım burada bizlere sunulmuş arkadaşlar. Ama ön tarafta da açıkçası beğendiğim çok güzel detaylar var. Bunların üzerine tabii ki de duracağım. İlk olarak şurada gördüğünüz gibi bir suyum var. Buz gibi, yani buzdolabından yeni çıkmış gibi. Ve ben bu suyu yaklaşık bir yarım saat önce falan almışımdır. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi normal bir otomobilde olsa çoktan ısınmıştı. Şu anda gerçekten buzdolabından yeni çıkmış gibi. Neden? Çünkü bardaklık hemen havalandırma ızgarasının önünde dizayn edilmiş. Aynı şekilde yolcu tarafında da aynı durum söz konusu. Böylelikle de arkadaşlar kışın mesela bir çay içeceksiniz. Çayınız burada yolculuk esnasında. Kışın sıcak, yazında içeceklerinizin soğuk kalmasına yardımcı oluyor. Çok da işlevsel gerçekten. Ben bu özelliği çok beğendim. İkinci beğendiğim ön taraftaki özellik de tabii ki de arkadaşlar görüş açıları. Çünkü ağ sütunları bir önceki nesline göre inceltilmiş ve kocaman orada camlar konumlandırılmış. Sadece bununla da kalmıyor. Ön cam olabildiğince dik dizayn edilmiş. Bir de şu kısım yine olabildiğince aşağıda konumlandırılmış. Böylelikle de her yere panoramik bir şekilde hakim yolculuğunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle şunun altını çiziyorum. Eğer yeni otomobili kullanmayı öğrendiyseniz ve yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız gerçekten cihaz size çok güzel yol arkadaşlığı yapacaktır. Çünkü yeni kullananlar bu sıkıntıları daha çok yaşıyor. Kör noktalar bu otomobilde hiç yok diyebilirim. Gelelim direksiyonumuza. İki kollu bir direksiyonumuz burada bizlere sunulmuş arkadaşlar. Direksiyonda ısıtma özelliği var. Crosstar'a özel bir özellik bu. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bir renklendirme söz konusu. Kemik rengi gibi görünüyor ama ben bu dokuyu gerçekten çok beğendim. Parlak da bir yapısı var. Gösterge panelinden devam edecek olursam böylelikle de aslında ortalama yakıt tüketimimizin şimdi 3.2'ye çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Birazcık daha performanslı gittim. 100'e kadar çıktık. Şehir içinde 60-70 arasında az önce gittiğim için sanırım o kadar düşük bir oran bizlerle birlikte olmuştu. Şu anda 100 civarlarında gidiyoruz. Devam edecek olursam bu ekran arkadaşlar herkesin çok kolaylıkla adapte olabileceği yine çok net bir ekran olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta bataryamızın doluluk oranını görüyorsunuz. Sağ tarafta depomuzun doluluk oranı bizlere sunulmuş. Burada bir ekonomi tuşumuz var arkadaşlar. Bunu aktif ettiğiniz zaman yine buradaki ekrandan görebiliyorsunuz. Biz yine aktif bir şekilde yolculuğumuza devam edelim. Gelelim multimedya ekranımız arkadaşlar. Zaten bu ekrana birçok Honda modelinden alışkınsınızdır. Menüler arası geçiş oldukça kolay. Gördüğünüz gibi şu şekilde geçelim. Mesela şuradan işte genel ayarlara bir girelim. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, oldukça okunabilir bir ekran burada bizlere sunulmuş. Aynı zamanda ekrandan bahsetmişken Apple CarPlay ve Android Auto'nun da kablosuz olduğunu söyleyebilirim. Bu da yine beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Sadece keşke ekran birazcık daha böyle şoföre dönük olsaydı arkadaşlar. Onun dışında bir eleştirim yok ama böyle olsaydı kullanışlılık açısından daha verimli olurdu diye düşünüyorum. Alt tarafa doğru gelecek olursak arkadaşlar ön iki koltukta koltuk ısıtma özelliği var. Hemen buradaki tuşlardan 3 kademeli olarak koltuklarınızı ısıtabiliyorsunuz. Kış aylarında gerçekten güzel bir özellik olacaktır. Özellikle bu sınıftaki bir otomobil için yine güzel özelliklerden bir tanesi hem koltuk ısıtma hem de direksiyon ısıtmanın var olması. Dijital klima panelimiz burada bizlere sunulmuş fakat gördüğünüz gibi tuşlar arkadaşlar fiziksel olarak dizayn edilmiş. Bu da yine kullanışlılık açısından çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Alt tarafta güç çıkışlarımıza yer verilmiş. 12 voltlukta bir güç çıkışı orada konumlandırılmış. Hemen burada ufak tefek eşyalarınızı belki telefonunuzu koyabileceğiniz genişte bir saklama alanı sunulmuş. Burada kablosuz şarj olsaydı arkadaşlar gerçekten bu otomobil ekstra mükemmel olurdu benim gözümde. Muhtemelen bir sonraki versiyonda kesinlikle burada bir kablosuz şarj olur diye düşünüyorum. ACVT şanzımanın seçicisi burada konumlandırılmış arkadaşlar. ACVT demişken de bu otomobilde tam hibrit olduğu için de belki de bilmiyorum ama şanzımanın motorla uyumunu normal bir safkan benzinli otomobile göre çok daha iyi buldum. Bunu hemen eklemek istiyorum. Onun arkasında elektronik park frenimizin tuşu, hemen onun arkasında brake hold tuşumuz ve sol tarafta ekonomi modumuzu aktif edebildiğimiz tuş bizler için sunulmuş. İki tane bardaklık görüyorsunuz. Arka tarafta ise bir tane açılabilir bir kol dayama ünitesi var. Yine derinde bir saklama alanı burada bizler için düşünülmüş. Sağ tarafta bir torpidomuz var elbette ki ama üst tarafında bir de şöyle çok kolay bir şekilde açabileceğiniz arkadaşlar ekstra bir saklama alanı da var. Buraya da yine ruhsatınızı ve benzeri eşyalarınızı kolay bir şekilde koyabilirsiniz. Bu otomobilde gerçekten benim en çok beğendiğim detay kesinlikle görüş açısı arkadaşlar. Saklama alanları
yerde tabii ki de göz ardı edilemez. Oldukça kullanışlı bir otomobil. Motordan bahsedecek olursak tek motor seçeneğinde sunuluyor arkadaşlar. İki tane donanım paketi var. Advance ve Roadster olmak üzere. İkisinde de aynı motor var. 1.5 4 silindirli hibrit bir motor var arkadaşlar. Şimdi elektrikli motor iki tane var ve şanzımanla birlikte konumlandırılmış. Atmosferik motordan bahsedecek olursam 107 beygir güç, 131 Nm'lik maksimum torku var. Elektrikli olana geçecek olursak da arkadaşlar o da 122 beygir gücünde ve 253 Nm'lik maksimum torku var. 90 kW. Baktığımız zaman çalışma sistemi arkadaşlar, şimdi otomobil çalıştığı anda elektrikli bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 30 km saat hızlara kadar elektrikli bir şekilde gidebiliyor. Sonrasında arkadaşlar 30-35 km/saat hızdan sonra hem elektrikli motor hem de benzinli motor çalışıyor. Biz buna tabii ki de hibrit sistem diyoruz işte. Yani ikisinin aynı anda çalıştığı dönem aslında. En de verimli olan dönem arkadaşlar. Bu aralıkta hibrit bir şekilde çalışıyor ve yaklaşık 65 km/saat hızlardan sonra da, yani tam aslında böyle artık şehirler arası yolculuklarda vesaire ya da yüksek hızlarda diyebilirim, sadece benzinli motor çalışıyor. Frene bastığınızda vesaire falan böyle yavaşlamaya devam ettiğiniz gibi durumlarda tekrar hibrite geçiyor. Frenleme esnasında da tabii ki de elektrikli motor şarj oluyor. Yani aslında çok güzel bir sistem. Bazı insanlar acaba sürekli elektrikli motorda çalışıyor mu diye düşünecek olursanız bunu da bu şekilde açıklamış olayım ve Honda'nın sitesinde de bunun çok güzel bir grafiği var arkadaşlar. Vaktiniz olursa Honda Türkiye'nin internet sitesinden de bu sisteme daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Burada tam olarak fiyatlara gelmek istiyorum. Çünkü tam hibrit bir otomobilden bahsediyoruz. Biliyorsunuz günümüzde bu tarz otomobiller, bu tarz motorlar birazcık daha fiyat açısından pahalı oluyor. Şimdi iki donanım paketi var dedik aslında arkadaşlar. Advanced donanım paketi 1 milyon 290 bin TL'den başlıyor. Benim şu anda kullandığım Crosstar modeli ise 1 milyon 350 bin TL'den şu anda Ağustos 2024'ten bahsediyoruz. Satışta müşterilerini bekliyor arkadaşlar. Bana sorarsanız bu motor seçeneğinde ve böyle işte güvenilir de bir markayı düşündüğünüz zaman bu fiyatların günümüz için uygun olduğunu düşünüyorum. Elbette ki yani şu anda otomobil piyasası almış başını gitmiş durumda fiyatlar açısından. Hiçbirimiz tabii ki de böyle olmasını istemeyiz. Fakat işte geneli düşündüğünüz zaman arkadaşlar bence hani hibrit bir motor seçeneğinde fiyat bence makul, kabul edilebilir bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çok da yorum yapmak istemiyorum ama tabii ki de sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Şimdi benim kullandığım modelin ortalama yakıt tüketimi de arkadaşlar fabrika verilerine göre 4.8 litre. Şu anda gördüğünüz gibi benim 3.6 litreye kadar yükselmiş. Bayağıdır da aslında sohbet ediyoruz sizlerle. Yani 3.6 da bence çok iyi bir oran. Bence ortalama yakıt tüketimi bu otomobilin çok iyi. Yani hani arabayı alırken evet uygun almak ya da işte bir nebze mantıklı hareket etmek önemli. Fakat arabayı kullanırken de tasarruf bence çok önemli. İşte hibrit motorların da aslında en güzel yanlarından bir tanesi belki de bu. Benim önemsediğim bir başka nokta da benim takipçilerim çok iyi bilecektir ki elbette ki güvenlik. Honda zaten arkadaşlar hepimizin az çok bildiği gibi güvenlik donanımlarına çok fazla önem veriyor ki aktif güvenlik özelliklerinin yer aldığı Honda Sensing de bu otomobilde standart olarak sunuluyor. Bu gerçekten böyle beni çok mutlu ediyor. Çünkü hani bir markanın müşterisinin güvenliğini düşünmesi ve belki de ekstra satabileceği bazı donanımları standart olarak sunması bence alkışlanacak bir hareket. Gerçekten Honda'yı burada tebrik etmek lazım. Peki Honda Sensing'de bizlere ne gibi özellikler sunuluyor? Kısaca onlardan da bir bahsedeyim. İlk olarak çarpışma uyarı sistemi, çarpışma hafifletici fren sistemi ki bu bence çok güzel bir özellik. Bu sınıfta bir otomobil için özellikle. Şerit takip uyarı sistemi, şeritte tutma asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, trafikte sürüş asistanı, akıllı hız sabitleyici, zaten bu hani artık birçok otomobilde var ama onu da söylemiş olayım. Otomatik dur kalk özelliğine bağlı hız sabitleyici, viraj dönüş asistanı ve yorgunluk uyarı sistemi arkadaşlar. Bunların hepsi Honda Sensing ile Honda Jazz'da standart olarak müşterilere sunuluyor. Hemen mesela direksiyonu biraz tutunmayayım. Bakın orada bir turuncu işaret çıkıyor ve beni uyarıyor. Mesela şu anda bayağı rampadayız arkadaşlar. Oldukça dik de bir rampa. Düzleşiyor gibi ileride. Ortalama yakıt tüketimiz 4.4'e çıktı. Şanzıman sesi de burada duyuyorsunuz. CVT şanzıman artık herkes bildiği için rahatlıkla da söyleyebiliyorum arkadaşlar. Birazcık biliyorsunuz bağırır. Yani araba hızlanırken devri sabitler falan böyle. Hani devri arttırmada hızlandırır. Birazcık bu şanzımandan motora endeksli bir ses duyarsınız. Bunda o ses birazcık daha işte hafifletilmiş arkadaşlar. Hibrit motordan dolayı diye düşünüyorum. Gerçekten bunu çok beğendim. Genel olarak Honda Jazz'ı yorumlayacak olursam arkadaşlar, bütün otomobillerin fiyatlarını vesaire karşılaştırdığınız zaman hibrit teknolojisinde alabileceğiniz otomobillerin listesini çıkarttığınız zaman bu açıdan diyorum mantıklı diyelim. Onun dışında inanılmaz güzel bir görüş açısı var. Çok güzel yükleme alanları var. Bu kadar böyle B sınıfındaki bir otomobil için konuşacak olursak güzel bir saklama kapasitesi bizlere sunuyor olması kullanışlılık açısından çok önemli. Günlük
hayatta çok rahat bir şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Onun dışında koltuk pozisyonunu çok beğendim. Dedim ya, dışarıda da bir SUV tarzına yakın bir tasarım söz konusu olmuş bu otomobilde. Gerçekten kullanırken de bir SUV kullanıyormuşsunuz gibi her yere çok hakim şekilde sürüşünüzü gerçekleştiriyorsunuz. Bunun bir başka nedeninin de aslında koltukların tasarımı olduğunu düşünüyorum. Koltuklar bence birazcık yukarıda tasarlanmış. Gerçekten güzel de olmuş. İşte anahtarsız giriş çalıştırma, az önce bahsettiğim gibi koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma derken bu özellikler gerçekten albenili özellikler olduğunu düşünüyorum. Bu arada Honda'nın yol tutuşu da bilenler bilir çok iyidir. Cazında inanılmaz böyle şaşırtıcı bir yol tutuşu var. Gerçekten hani yerden yüksekliğini falan da düşündüğünüz zaman şu an mesela hızla bir viraj dönüyoruz. Bakın şöyle arkadaşlar. Şu an 150 ile çok kısa bir süre için göstermiş olayım. Hiç bana mısın demiyor yani, hani normal düz yolda gidiyor gibi bu hızlarda çok rahat bir şekilde viraj dönüşlerini gerçekleştirebiliyor ve güven veriyor. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar sıfır üst hızlanmasından da bahsetmek istiyorum. Crosstar'ın sıfır üst hızlanması 9.7 saniye. Diğer versiyonun sıfır üst hızlanması da 9.5 saniye. Şurada müsait de bir alan varken, cep varken arkadaşlar sıfır üzümüze hep birlikte bir bakalım. Arkamızı kontrol ediyoruz. 3, 2, 1 ve bastım. Sesi geliyor arkadaşlar ve 100. Evet. Her zaman yaptığım gibi sıfır yüz değerimizi sayanlar olduysa yorumlarda mutlaka bekliyorum. Evet, Honda Jazz ile ilgili benim görüşlerim bu kadar arkadaşlar. Varsa tabii ki sorularınız yorumlarda benimle paylaşırsanız tabii ki de hepsini cevaplamaya çalışırım. Son olarak yorumlayacak olursam genel bir açıyla, ben gerçekten beğendim. Birkaç gündür benimle yol arkadaşlığı yapıyor. Gayet de güzel birbirimize yol arkadaşlığı yaptık. Alacakları şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bence pişman olmazsınız. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.